Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Vaje Amuzi-yi Zeban-ı Farsi isimli 3 ciltlik kitabın çekimlerine devam ediyorum. Bugün 2. kitaptan 7. derse gelmiş bulunuyoruz. 7. dersteki genel konu başlığımız meşagel, yani meşgaleler, yani işler, meslekler. Bakalım birinci alt konu başlığımız neymiş? Meşagele pezişki. Pezişki tıp demek, daha doğrusu doktor demek, pezişki ise tıp oluyor. Tıbbi meslekler diyebiliriz. Bakalım cümleler bize ne diyor? Önce bir cümleleri şuraya kadar ya da cümle çevireyim burada. Birbirinden bağımsız çünkü. Merdum beraye murakabet az selameti khod do derman bimariha ve mutakhasisane guruh pezeshki niyaz darand. Merdum dediği halk, insanlar. Beraye murakabet az, bir şeyi korumak, bir şeye bakmak, göz kulak olmak anlamı verir. Murakabet az, yani azle beraber gelir. Selameti khod, kendi sağlığını korumak, kendi sağlığına dikkat etmek, bakmak için ve de dermane bimariha ve de hastalıkların tedavisi için. Her iki durumda burada içine bağlı. Toparlarsam tekrar, insanlar kendi sağlığına göz kulak olmak için, kendi sağlığına bakmak için ve hastalıkları tedavi etmek için ne yapar? Ve mutahassisane grubu pezişki, tıp grubu, grup demek biliyorsunuz, tıp grubu uzmanlarına niyazdaran ihtiyaç duyarlar. Niyazdaştan bekçizi ya da bekesi, niyazdaştan bir şeye ya da bir kişiye ihtiyaç duymak. İhtiyaç duyarlar. Şimdi burada bu meslekleri sayıyor işte. Birincisi cerrah. Cerrah, yani ameliyat yapan kişi. Türkçe'de cerrah diyoruz. Bimaran ra der otağı amel bimaristan cerrahi mikonet. Bimar hasta, bimaran ra çoğul olmuş, hastaları der otağı amel bimaristan, hastanenin ameliyat odasında cerrahi mikonet, yani ameliyat eder. Cerrahi kerden ameliyat etmek anlamına yine geliyor. Merdom beraye muayeneye çeşmo dermani bimarihaye merbut be am ve çeşm pezeshk müracae mikonand. Burada ne diyor peki? İnsanlar ne için? Beraye muayeneye çeşm, göz muayenesi için ve başka dermani bimariha ye merbut be am, yine onunla ilgili, onunla ilişkili, merbut be ile ilgili anlamı verir. O derken göze gider burada. Onunla ilgili hastalıkların tedavisi için. Göz muayenesi ve onunla ilgili hastalıkların tedavisi için neye gider? Çeşpezeşk göz doktoruna müracaat ederler, başvururlar. Bir diğer cümlemiz ne diyor bize? Merdom beraye, burayı okuduk. Vakti duçare narahatihaye merbut be dendanu lase mişevim bayet be dendan pezeshk müracae konim. Vakti dığı zaman anlamında duçar olmak, maruz kalmak. Duçare narahatihaye merbut be dendanu lase. Lase dedi diş eti ve diş. Diş eti ve dişle ilgili. Merbut be, bakın buraya yine geldi. Diş ve diş etiyle ilgili rahatsızlıklara düçar oluyoruz. Yani düçar olduğumuzda, getirip vaktiye bağlıyoruz. Düçar olduğumuzda bayet malıyız, ne yapmalıyız? Bayet müracae konim, müracaat etmeliyiz. Peki kime? Bedendan pezeshk, diş doktoruna müracaat etmeliyiz. Bir diğer, bakın dikkat edersen doktorları ne yapmış? Çeşm pezeshk, dendan pezeshk, dam pezeshk, böyle gidiyor. Dam pezeshk ise dam hayvan demek. Yani hayvan doktoru, yani veteriner anlamında ki isimlendirme de buradan geliyor. Veteriner bu ne yapar? Hayvanat ra muayene mikonet. Hayvanları muayene mikonet, muayene eder. Ve bimarihayi anha ra, ve onların hastalıklarını teşhis eder. Teşhis etmek. Darusaz, daru ilaç demek. Saz yapan, ilaç yapan, yani eczacı. Peki eczacı ne yapar? Der daruhane nushe-i bimaran ra mihanet ve daru yanhara Tehvil midehat. Evet, daruhane, daru ilaç dedik. Burada da daru vardı. Burada daruhane ilaç evi yani eczane. Eczanede nushe-i bimaran, hastaların neyi olur? Hastaneye biz neyle gideriz? Reçeteyle gideriz. Dolayısıyla reçete. Hastaların reçetesi ni, mihalet okur ve daru anha ve onların ilacı ne? Tehvil midehat verir, teslim eder. Tehvil dadan vermek, teslim etmek. Evet, demek ki eczacı ne yapar? Eczanede ilaç hastaların ne dedik? Reçetesini okur ve onların ilaçlarını verir. Bir diğer yine iş grubu ikinci bir konu başlığı. Meşagile sahtemani yani inşaat meslekleri, sahteman inşaat bina anlamında inşaatla ilgili meslekler diyoruz. Bakalım. Nakşe keş. Nakşe harita demektir. Keş, keşiden harita çizen yani haritacı diyebiliriz burada. Harita çizici, haritacı diyoruz. Nakkaş-i sahteman yine bu apartman ressamı. Nakkaş normalde ressam alanında daha çok kullanılıyor ama burada tabii apartmanın neyi olur? Boyacısı olur. Yani boyacı. Görüyorsun burada boyalarla adam çalışıyor. Bir diğeri benna. Benna burada bakın çift ne var? Şedde var. Görüyorsunuz. Benna yani bina eden yani usta. Tabii bunlar Arapçadan geçmiş. Berkar, berk elektrik demek. Berkar yani elektrikle uğraşan kişi, yani elektrikçi. Necar, necar görüyorsunuz marangoz alanında. Lekeş, bu da işte burada su borularını görüyorsunuz. Tesisatçı diyebiliriz. Şişe bor, şişe cam demek. Bor, kesmek fiilinden geliyor. Şişe bor, şişe kesen yani camcı. Cuşkar, cuş kaynamaktan gelir. Burada da kaynakçı diye görüyoruz. Kaynakçı, cuşkar. Evet, diğer konu başlığımız neymiş? Kadamate şehri, şehir hizmetleri. Bakalım şehir hizmetlerinde neler varmış? Biraz küçülteyim. Vazife-i posteci resandane name be girende-i anast. Vazife-i derban muhavazat ve murakabet az sahtemanhay bozorg ve mekanhay idari ast. Mardom برای مرتب کردن موها و اصلاح صورتشان به آرایشگر مراجعه می‌کنند. Bu cümlelerden ne diyor peki? Bunları bir çevirelim. Devamı var ama burayı çevirip altına geçelim. Vazife görev demek. Vazife postacı. Postacı. Bakın yine çi ekini Türkçeden almış. Post zaten Avrupa dillerinden geçmiş. Postacının vazifesi, görevi ressamdan ulaştırmak. Neye ulaştırmak? Name, mektup ulaştırmak. Peki kime? B-E-A. Kime? Girende. Girende alıcı. Girende-i an. Onun alıcısına. Onun derken yani mektuba giriyor bu. Mektubu alıcısına ulaştırmaktır. Postacının görevi. İkinci cümlemiz vazife-i derban. Derban, der kapı biliyoruz zaten. Ban bir ektir, bu son ektir. Genelde böyle bir o meslek sahibi ya da o işi yapan kişi anlamını getirir. Derban kapıcı diyebiliriz ya da güvenlikçi ya da güvenlik görevlisi diyebiliriz. Eş anlamlısı nigahban, bunu böyle de kullanılıyor. Burada tabii güvenlik görevlisi diyebiliriz daha çok. Vazife-i derban. Güvenlik görevlisinin görevi nedir? Muhafazat, koruma ve murakabet ve işte yine göz kulak olma. Neye? Es-Sahtemanhai Bozorg. Büyük binalara, büyük binalara göz kulak olmak ve korumak ve ne yine mekanhai idari, yine idari mekanlar. Bunu beraber almamız lazım. Büyük mekanlara ve idari mekanlara göz kulak olmak ve korumak. Tır. Kimin görevi? Güvenlik görevlisinin görevi. Derban ya da nigahban. Devam ediyorum. Merdom beraye muratab kerden muhavu eslahı suretişan ve arayışger muraciye mikonat. İnsanlar beraye ne için muratab kerden? Düzenlemek, düzeltmek. Neyi düzeltmek? Muha, saçları. Ve başka ıslah, kesmek neyi? Surati şan, suratlarını yani sakallarını kesmek ve saçlarını düzeltmek için bir areşker, kuaföre müracaat ederler, başvururlar. Bakalım diğer kısma bakalım. Tamam da buradaymış. Besir az merdom dost darand be jay khairi de libasfay dukhte u amade hayat barayşan libas beduzat. Bu cümlede ne diyor? Besir az birçok. Bir şeyin birçoğu, neyin birçoğu? Merdom, insanların çoğu. Pek çok insan. Dostaren, dostaşta normalde sevmek anlamı var ama bazen de istemek anlamı veriyor bize. Burada istemek anlamı veriyor. İsterler. Ne isterler? Becaye hayri de levaskay duhte u amade. Becaye bir şeyin yerine anlamı veriyor. Ne yerine? Hayrit satın almak yerine. Neyi satın almak yerine? Levaskay duhte u amade. Duhte dikilmiş, dikilmiş ve hazır kıyafetleri satın almak yerine hayat, yani terzi bereyşan, onlar için libas beduzet, elbise diksin. Bu cümleyi şöyle toparlayabiliriz. İnsanların birçoğu hazır ve dikilmiş giyecekler satın almak yerine terzinin onlar için elbise dikmesini isterler diyoruz. Bir diğer cümlemiz pohtani nan ber uhte-i nanva ast. Nanva der nanvayı kar mikonat. Şimdi pohtan pişirmek demek nan. Nan pohtan, yani pohtani nan ekmeği pişirmek. Ber uhte sorumluluk demek. Ber uhte-i nanva fırıncının sorumluluğundadır. Ber uhte-i beraber alıyoruz, sorumluluk. Nanva fırıncı der nanvayı fırında, yani fırın dükkanında kar mikonat çalışır. Ağla ve restoranha ve idareha. Bu işte dairelerin ve restoranların çoğu, ağla, bişter, çoğu. Beyek ya çen aşpaz, mahir. Mahir, marifetli, yetenekli. Bir ya da birkaç yetenekli aşçı. Aşçı ya niyazmenden muhtaçtırlar. Muhtaçtırlar, ihtiyaç duyarlar. Evet, bu cümlelerimizi de bitirmiş olduk. Bakalım sırada ne var? Yine başka meslekler vermiş. Sayır başka öteki anlamda. Sayır-ı meşagil öteki meslekler. Tıraşkar. Şimdi tıraş etmeyi biz tıraş etmek zaten biliyoruz Türkçe'de. Sakal tıraş ederiz mesela. Yontmak anlamı vardır bunun. Aynı zamanda bu tornacılar için de kullanılıyor. Tıraşkar yani tornacı. Ekkas. Ekkas. Eks fotoğraf demek. Ekkas fotoğrafçı oluyor. Ahenger. Ahen. Demir demek, ahenger de demiri işleyen kişi, yani demirci oluyor. Bezaz, bu da bezden geliyor, yani kumaş parçasından geliyor. Kumaşçı, kumaş işiyle uğraşan kişi. Kefaş, kefş ayakkabı demek, kefaş ayakkabıcı. Bu isimler, tabi bu isimlerin bir kısmı Arapçadan gelmiş. Mesela kefaş, ekkas, pennat. Bu Arapçada abartılı bir isimlendirme grubu var. O isim abartılı bir şekilde nitelendirildiği zaman meslek mesleğe dönüşüyor. Oradan parçaya geçmiş. Kafaş ayakkabıcı, kanat, kant mesela şeker demek, tatlı demek. Kanat ise işte tatlıcı oluyor. Mahi, mahi balık demek. Mahigir balık tutucusu, yani balıkçı oluyor. Şikarçı, şikar av demek. Çi yine Türkçedeki çi ekini almışlar. Şikarçı yani avcı oluyor. Evet. Bakalım. Evet, metnimiz burada bitmiş. Bir diğer metinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.